Ama bizler. Muhterem kardeşlerim, Vahdet Yılmaz ağabeyle beraberiz. Vahdet Yılmaz ağabeyim benim hayatımla alakalı iki temel özelliği var. Bunlardan birincisi, benim hayatımda iki mürşidim var. Birisi Nazım Gökçek ağabey. Rahmete gitti. Diğeri de Vahdet Yılmaz abi. Bunu defalarca açıkladım, televizyonda da izah ettim. Ama ikinci bir özelliğini herhalde çoğunuz bilmiyorsunuz. O da şu, ben gece gündüz, günde 15 saat çalışarak Osmanlı kanunnamelerini hazırlarken ismini vermek istemediğim çok sayıda ağabey, hatta işlerindeki doçent ve profesörler bile, Akgünüz Hoca sen bu zekanla, onların tabiriyle, ben deha falan değilim, basit bir zeka sahibiyim, bu dehanla lüzumsuz Osmanlı kanunnameleriyle uğraşıyorsun, yazık. Keşke Üstad ve Risale-i Nur'la alakalı çalışmalar yapsa. Şimdi tabii bunları söyledikçe bana, hem de çok önemli ağabeyler ve kardeşler, hocalar, benim tabii moralim birkaç gün çalışmayı durduruyor, moralim bozuluyordu. Nihayet iki kişi imdadıma yetişiyordu. Birisi Mustafa Sungur abi. Allah bin kere rahmet eylesin. En az 50 kere bana şu cümleyi söylemiştir. Kardeşim, senin Osmanlı kanunnamelerine çalışmanı üstad manen seyrediyor ve takdir ediyor, alkışlıyor. Bilesin ki istikbalde senin bu çalışman nura büyük hizmetlere vesile olacak. İnşallah. İkinci şahsiyet de Vahdet Yılmaz abi. Hep gelir, moralini bozma. Osmanlı kanunnameleriyle alakalı araştırmaların eşittir Risale-i Nur araştırmalarıdır. Zira bu kanunnameler çalışması Risale-i Nur'la alakalı istikbalde yapacağın çalışmalara kuvvet kaynağı teşkil edeceklerdi. Kendisi de burada, eğer sözümde bir hilaf varsa izah etsin, bunu defalarca dinlemiş, yeniden şevkle Osmanlı kanunnamelerini çalışmaya başlamışım. Teşekkür ediyorum. Bu hatıramı sizlerle bugün paylaşmak istedim. Bugün de onların... Bugün de meyvesini... Evet, ha, kaçıncı cilt? Evet, beşinci cildi üstadla alakalı yayınladık. İnşallah altıncı cildi neşredeceğiz. Osmanlı kanunnamelerinin de bugün onuncu cildini tanıtım yapacağız. Teşekkür ediyorum.